Dün açıklanan FED tutanaklarını, FOMC toplantı tutanaklarını şöyle bir inceleyeceğiz. Genel olarak üzerinde ne var ne yok diye bakacağız. Muhtemelen iki partiye ayırırım. Dolayısıyla burada da başlayalım. Bitcoin yatırımcılarının merakla beklediği FED tutanakları açıklandı. Tüm detaylar pek tamam. Anahtar noktalar. Haziran toplantısında FED yetkilileri oy birliğiyle alınan kararın önerdiğinden daha az birlikte hareket etti ve faiz oranlarını değiştirmeme kararına uydu. Doğru, evet. Haziran'da biliyorsunuz faizler sabit bırakıldı ve uzun zaman sonra ilk kez böyle bir durum yaşandı. Haziran 13-14 toplantısının tutanaklarına göre neredeyse tüm katılımcılar federal fon faiz oranı hedef aralığını %5 ila 5,25 seviyesinde tutmanın uygun veya kabul edilebilir olduğunu değerlendirdi diyor. Evet, yani hemen hemen katılımcıların hepsi o ay içerisindeki bu kararın mantıklı olduğunu değerlendirmiş. Hani şey diyen neredeyse çıkmıyor. İşte hayır ya 25 bas puan arttırmamız lazım, böyle yapmayalım diyen çıkmıyor. Bu da iyi. Yetkililer 2023 yılında daha fazla faiz artışı beklediklerini ifade etti ve Eylül ayında faiz artırımı yapmanın uygun olabileceğini bildirdiler diyor. Evet, bu da güzel durumlardan bir tanesi. Çünkü özellikle hem bu ay faizin artırılmasına ilişkin tabii ki bir şey vardı, ihtimal vardı, beklenti vardı demeyeyim, ihtimal vardı. En son %75 hatta 25 bas puan artırma ihtimali vardı ama bunu haftalar önce de ben hani biraz manipülatif bulduğumu ve alakasız bulduğumu söylemiştim. Çünkü dediğim gibi daha FOMC tutanakları açıklanmamıştı, TÜFE belirlenmemişti. Al bak mesela burada tersi çıktı, tamam mı? Şimdi beklenti değişir. O yüzden çok mantıklı değildi zaten burada yapılan bu şekildeki bir genel değerlendirme. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu da mantıken Eylül ayına kadar garantisi olmamakla birlikte faizlerin sabit bırakılacağı beklentisiyle BTC'nin de önünü açmış oldu. Bitcoin ve kripto para yatırımcılarının merakla beklediği Fed FOMC toplantı tutanakları açıklandı. Yetkililer daha fazla faiz artışı öngörüyor. Aynen. Bu bildiğimiz bir şey zaten. Fed'in toplantı tutanakları açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın FOMC toplantı tutanakları yayımlandı. Haziran toplantısında Fed yetkilileri oy birliğiyle alınan doğru evet. Haziran 13-14 toplantısının tutanaklarına göre neredeyse tüm katılımcılar %5 ila 5,25 seviyesinde tutmanın uygun veya kabul edilebilir olduğunu değerlendirdi. Bazı katılımcılar federal fon faiz oranı hedef aralığını bu toplantıda 25 bas puan artırmayı tercih ettiklerini veya böyle bir öneriyi destekleyebileceklerini belirtti diyor. Evet, şu anda ciddi güvercin bir duruş var. Ayrıca yetkililer 2023 yılında daha fazla faiz artışı beklediklerini ifade etti. Evet, yine kesin olmamakla birlikte toplamda iki parti daha 25-25 olmak suretiyle faiz artışı beklenmektedir 2023 yılının genelinde tümü. Eylül ayında faiz artırımı yapmanın uygun olabileceğini bildirdiler. Burada tabii ki yakın zamanda gelmeyeceği beklentisi doğrudan kripto piyasası üzerinde de olumlu bir etkiye sebep oldu. Tutanaklar politika yapıcılar için karar vermenin ne kadar zor olduğunu ışık tutuyor. Faiz oranlarını değiştirmemelerine rağmen neredeyse tüm yetkililer ek artışların muhtemelen uygun olacağını söylediler ve çoğu toplantı sonrası iletişimin bu mesajı iletmek için gerekli olacağını vurguladı. Evet, yetkililer 2022'nin başından bu yana faiz oranlarında hızlı bir yükselişin olduğunu ve bu sıkılaşmanın ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirebilecekleri alan bıraktığını belirtti. Ayrıca Mart bankacılık çalkantısından ekonomik sıçramaların işaretlerini izliyorlar diyor. Doğrudur, biliyorsunuz bir bankacılık krizi de yaşandı. Bu da tümüyle dengeleri değiştirdi diyebiliriz. Tabii ki buna anlık tepkiler vermediler. Fakat değerlendirmeleri gereken bir husustu. Fed'in geçen ayki kararı yetkililerin oranları art arda 4 kez. 75 bas puanlık zam da dahil olmak üzere geçen yıl 40 yılın en hızlı artışından sonra politikadaki en son yavaşlama oldu.
Aralık ayında bu hızı düşürmeye başladılar ve bu yılın ilk 3 toplantısının her birinde çeyrek puanlık zamlar yaptılar. Evet, şimdi fark ettiyseniz bakın çok sert bir şekilde 75 ile başlandı. Devamında 50 ile devam edildi. Sonra 25 ile bu istikrarlı bir şekilde sürdürüldü. Ardından sabit bırakıldı. Şu anki mevcut beklenti ve yol haritası Eylül ayında sonraki aylardan birinde de bir parti daha bir faiz artışı tekrar ediyorum değişebilir. Kesinlik yok. Fakat şu anki harita bu. 2023 yılında durum böyle olacaktır. Her şey yolunda gider ve veriler istikrarlı rutin bir şekilde pozitifte seyretmeyi sürdürürse 2024'ün ilk çeyreğinin 3 ayın bir tanesinde ortalama ne yapacaklar? Faizleri azaltacaklar. Şubat, Mart gibi. Devam edelim. Toplantı bazı Fed izleyicilerini ve yatırımcıları Merkez Bankası'nın yolunu anlamak konusunda şaşırttı. Ancak o zamandan beri Başkan Jerome Powell birkaç halka açık konuşmasında politika belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki meslektaşlarının çoğunluğunun daha fazlası faiz artışını desteklediğini vurguladı. Fed Başkanı Powell'ın yorumları. Powell geçtiğimiz hafta İspanya Bankası tarafından düzenlenen bir konferansta komite katılımcılarının büyük bir çoğunluğu yıl sonuna kadar faiz oranlarını 2 veya daha fazla kez artırmanın uygun olacağını bekliyor dedi ve ekledi. Enflasyon baskıları hala yüksek seyrediyor ve enflasyonu %2 seviyesine geri getirme süreci uzun bir yol kat etmek zorunda. Doğru, şunu kesinlikle söyleyebilirim. Enflasyonu %2'ye getirme hususunda evet 2025 yılı nettir. Yani 2025 yılında bu seyir tamamen tamamlanmış olur. Fed'in fiyat değişimleri için tercih ettiği gösterge olan kişisel tüketim harcamaları endeksi Mayıs ayında düşerken temel ölçüt enflasyonun altında yatan şeyin yavaşlıyor olabileceğini gösterdi. PCE gıda ve enerji Mayıs ayında yıllık %4,6 arttı ve Aralık ayından bu yana çok az değişti. Geçen yılın erken döneminde neredeyse oy birliğiyle birlikte hareket eden yetkililer arasında bir ayrım başladı. Bazı yetkililer genel fiyat endekslerindeki yavaşlamanın deflasyonun hakim olduğunu gösterdiğini iddia ederken, diğerleri ise çekirdek göstergelerdeki hareketsizliğin düzeltmek gerektiren derin köklü dengesizlikleri yansıttığını söylüyor. Evet, ilerleyen videoda da bunun üzerinden sürdürmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.